75 farklı ülkeden gelen yabancı uyruklu burslu ve burssuz öğrenciye Türkçeyi öğretmek, Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak için uygulama ve yayın faaliyetleri gerçekleştiren Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Ulut Ömer, kendine ait yerleşkesinde Türkçe öğretiminde yetkin öğretmenleriyle çağdaş bir eğitim kurumudur. Bayramı biliyorum ki Türkiye'de şeker dağıtıyorlar. Çocuklar evden eve geziyorlar ve onlara şeker veriyormuşlar. O kadar. Ramazan'dan önce 30 gün mü galiba oruç tutulurmuş. Bizde hocalarımız et dağıtıyordular Ramazan günü. İkram yapılırdı. Bizde din bayramlarımız var, geleneksel bayramlarımız var. Ben en sevdiğim bayram Hıyhıy. Eskice yeni yıl. Bu kalendar değişti ya. 14 gün ileriye gitti. Ve Hıyhıy günü Ocak ayın 13'ünde başlar. 14'üne geçer çünkü eski icasına 13 Ocak 1 Ocak'tı. Yani değişikliği olduğu için o yüzden. O günü çocuklar mesela saat 2'den gezmeye başlıyorlar. Daha büyükler de geziyorlar. En basit söyleyen bir türkü. Traka traka yerine bu akşam geldik size. Sevinmeli getirdi göze laf da söyledik. Kısmet olsun hepsine hepsinin de evinize. Hadi şimdi bağıralım hey hey. En basit bir türküdür. Onu söylüyorlar. Simit gibi tombarlak, kovrik gibi söylüyor onlara ve para. 13'ünde. Karanlık olunca saat 7'de daha büyükler gezmeye başlıyorlar. Mesela biz gezdik. Biz daha uzun şarkı söyledik türkü. Ya dostum yalpak şinni, ya sen bırak işlerini. Kigeli hey heycılar, mahalleden kızlar oğullar. Kutlama geldik size mal kuşu evinize. Hayırlı söyleriz beyt, yürekten size kuvvet. Yevinize piliç kuzu, aileye ömür uzun. Yev sahibi yıkayalım bile çok yıllar güle güle. Yer bilmeyi istersen kaç. Ya dostlar dura dura bağıralım hey hey. Ve sonunda bu hey hey böyle güçlü bağırıyorsun. Pek bağırıyorsun bütün mahalle. Daha büyük erkeklere biz geleneksel kıyafet giyiyoruz. Kalpak değerden dikilen, kuzu değersinden dikilen kalpak. Sonra koyun değersinden dikilen kocuk, keptar. Onları giyiyoruz, öyle geziyoruz. Kadınlar da, kızlar da çıkıyor. Ama küçük, büyük kadın çıkmıyor yaşlı. Küçük kuşaklar geziyorlar. Hıyhıy da yeni yılla kutluyorlar. Yani yeni yılda buğday olsun, mısır olsun öyle. Sonra hederles. Hederles de yazın ilk başlaması, yaz başlaması. Hederles Mayıs'ta kutlanır. Bizde de Mayıs hederles denilir. Yarışmalar, at yarışması oluyor o günlerde. Şimdi hala da devam ediyor. Çadırda yanaşık bir şehir. Orada yarışmalar var. Orada at çiftçiliği var. Yarışmaları orada yapıyorlar. Ama daha önceden köylerde at çok olduğu için köy arası yarışma oluyormuş. Bursa Uludağ Üniversitesi'ne bağlı olan Ulut Ömer, kurs sonu sınavı, Türkçe yetkinlik sınavı ve seviye belirleme sınavının Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'na uygun olarak yapılan dil öğreniminde Türkiye genelinde tercih edilen bir kurumdur. Gagauzlara çobanlık ederler. Daha önceden göçmen geliyordular. Canavar da kültür olarak bir payıydı. Ve var Topal Canavar Bayramı. Ama onu da o kadar çok kutlamıyorlar şimdi. Mesela var, bir adet kaldı, pita yapıyorlar. Pita mayasız hamurdan yapılır. O ekmek gibi, böyle tombarlak, güneş gibi oluyor. Sonra dinde olarak bayramlar, mesela şimdi Paskalya geliyor. O da her zaman değişiyor. Tek bir günü yok. Pazar gününde ama değişiyor. Aya göre, ben bildiğim kadar... Aya bakılırmış. Paskalya oluyor. Bir hafta sonra pazartesi günü küçük Paskalya denilir. Gagauzca. Mezara gidilir. Ölüler için bir Paskalya gibi. Orada da okunur. Sonra Kolda da var. Kolda da geziyorlar bizde Gagauzla. Erkekler geleneksel kıyafet giyiyorlar. Bir kolda 9 kişi. 6 şarkı söyleyen erkek. Erkekler geziyorlar. Genç erkekler. Daha önceden faytonla gece de geziyormuşlar. Ama şimdi soğuk olduğu için ve araba olduğu için... Arabayla geziyorlar. Gece, gündüz faytonla. Ve o gün için bir ay önce hazırlık yapıyorlar erkekler. Ve her bir eve girmiyorlar, sözleşiyorlar. Mesela bu eve gideceğiz, sonra da genç kız var. Ondan soruyorsunuz, bizi kabul eder misiniz? Ama soruyorlar, kitka yapar mısınız? Kitka çiçek.
Çiçek onu kalpaklara takıyorlar. Ve böyle evden eve gezerek birer birer kitka her bir kolacın kalpinde böyle güzel bir çiçekli kalpak oluyor. Ve mesela kolda bir erkeğin yavrusu varsa, sevgisi ve onlara gittiler. O kız onun için farklı bir kitka yapıyor. Aynı değil. Mesela kalpaklar için aynı yapılır. Burada tek bir farklı yapıyor ve buraya takılır göğsüne. Yani bu benim işim, onun nişanlı gibi, nişan gibi oluyor. Yani evlenmek için de değil ama kimseye bakma, ona kimseye bakmasın. Yani o gibi, öyle bir nişan.